Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer ürün tanıtım ve test videomuzda daha aramıza hoş geldiniz. Namlu üzerindeki piston sistemlerinde 12 kalibrede görmeye alışkın hale geldik. Birden fazla marka vardı. Ancak 20 kalibrede ilk defa karşınıza bir markayla çıkacak. Efendim, bugünkü ateş testimizin sponsoru olan ve bizlere bu güzel silah deneme şansı veren Balıklı Silah Sanayi'ne buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Karşınızda Balıklı Makarov S20. Kutu içeriğiyle bir kontrol edelim. Bu arada konuşmalar biraz fazla, dıştan gürültü gelebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar, toplanmış. Bir yandan ateş, bir yandan mangal yapıyorlar. Biz çekim yapıyoruz. Daha bir şey yemedik. Efendim, silahımızın yanında kutu içeriği yine her zamanki gibi oldukça zengin durumda. Neler var yanında bir bakalım. Şarjörlerinden başlayayım. Bir tane 10'lu şarjörümüz mevcut. Bir tane 5'li şarjörümüz mevcut. Ve yine tercih olarak av sahalarında vesaire kullanabilmek üzere bir adet de 2'li şarjörümüz mevcut. Yine yanında aynı S12'de olduğu gibi güzel bir tek nokta askı kayışı silahla beraber verilmekte. Küçük bir yağ temizlikte kullanabilmeniz için hem mekanizmanın hem dipçiğin sökülmesinde kullanılacak olan anahtarı. Evet, nerede? Yine standart şekilde kullanmak isterseniz üstünde hem el tutamağı hem gez ve onun için arpacık olan bu setimiz poşet içerisinde veriliyor. Bunun dışında yine plastik bir bot, tutamak artı bir bot diyelim. Aynı S12'de olduğu gibi. Başka neyimiz var? Şarjörün birinde takoz vardı. Onu çıkardık. Onu da gösterelim. Şarjörü iki yana hale düşüren takozu. Yine bunun dışında dipçik, katlanabilir dipçik aparatı kullanılmak isteyenlerse yine aynı şekilde içerisinde uzun alyanı da mevcut. Bu uzun alyan başınıza bela olmasın diye yanına konulmuş. Rahatlıkla istediğiniz takdirde değiştirebilirsiniz. Efendim, her zamanki gibi kullanım kılavuzu artı garanti belgesi mevcut. Yine silahımızla attık ama yine de size kutu içeriğinde nasıl göründüğünü göstermek için tekrar poşetlemiştik. Ben çıkarıyorum. Ha, bu boş poşette ne var? Bu boş poşette de 45 derecelik tutamak var. Ben onu da monte etmiş idim. Evet, gelelim S20'nin görünümüne. Biraz uzun sürdü. Efendim, karşınızda Makarov S20. Şu anda üzerinde yine açılır kapanır gez takımları mevcut. Ben alt tarafı komple ray sistemi monte halde olduğu için 45 derecelik açılı el tutamağını buraya monte etmiş idim. Yine ayarlı dipçik var. Uzunluğunu ayarlayabileceğiniz. Namlu giydirme. Bunda mobil şok sistemi yok. Onu söyleyeyim. Silahımıza bir de yakından göz atalım. Silahın yine dipçiğinin kademeli ayarlı sistemi olduğundan bahsetmiş idik. Tamamen kapalı olarak uzunluğu 93 santim. Tamamen açık durumdaki uzunluğu 105 santim. Üzerinde 5'li şarjör ve açılı el tutamağı da dahil olarak takılmış haldeki ağırlığı yaklaşık 3800 gram. Şöyle göz atalım. Yine birden fazla askı nokta monte noktaları mevcut. Askı kayışı monte noktaları mevcut. Şimdi daha da oldu. Hemen bir de yan tarafını gösterelim. Emniyet yine sağ el kullanıcıları düşünerek yapılmış. Farklı olarak alt taraf komple raylı. S12'den farklı. S12'de alt kısımda geri kalan şu aradaki kalan kısmı rayı kendimiz monte ediyorduk içerisinden çıkılacak şekilde. Burada farklı olarak alt taraf komple ray sisteminde. Yine namlu çıkış kısmına yakın kısımda iki tarafta ve üstte ray sistemi. Üst tarafta da şu kısımda yine 22 mm ray sistemi, optik, nişangah vesaire takılabilmesi için. Silahımızın tetik ağırlığının ölçümlerine başlayalım. Şarjörümüz yok. Akım yatağı boş. Kiloya çeviriyoruz. Karaman 3730 gram. 12'ye göre daha hafif o zaman tetik. Bakalım.
3410 gram. Evet. 3360 gram. Yani görünen o ki 12 kalibreye göre 3400 gram civarında kabul edebiliriz. 700 gram kadar daha hafif. Evet. En aşağı 700 gram daha hafif. Kalibrenin hakkını vermiş dedik demek ki. Yani sadece kalibre ağırlıkta düşmemiş. Ağırlıkta yaklaşık 300 gram daha hafif. Tetik ağırlığında da hafiflik var. Mekanizmasını birader bir parçalasın bakalım neler var neler yok. Evet arkadaşlar, fuardan önce elimize geçen kısa atış videosunu paylaştığımız namlu üzerinde piston sistemli olan ilk 20 kalibre tüfek olarak S20 karşınızda. Tabi fuarda ne gibi bir sürprizle karşılaştık. firmayla konuşumuzda Ahmet Bey dedi ki ben bu S'leri seri yapacağım. 12, 20, 36 yan yana koyacaksınız demişti. 36 içinde bize zaten belli bir süre vermişti. Verilen sürenin üstünden bakıyoruz. Neredeyse bir hafta geçti. Geri sayım devam ediyor. S20'nin gözümüze çarpan birinci özelliği, az önce zaten ağırlık, uzunlukta çok bir değişiklik yok. Uzunluk aynı yapılmış. Yalnız ağırlık daha hafifleştirilmiş 20 kalibre olması hasebiyle. Özür diliyorum. 20 kalibre olması hasebiyle daha hafifleştirilmiş, daha da hafifleştirilebilirmiş. Farklı olarak mesela S12'de alt taraftaki rayın büyük bir kısmı tıraşlanmıştı. Yani şu kısımda sadece vardı. Burası da tıraşlanarak daha hafif bir ağırlık sağlanabilirdi ama zaten 20 kalibre olması hasebiyle yaklaşık bir 400 gram civarında falan bir hafiflenme olduğu için alt raya ekstra bir işlem yapmamışlar ki rahatlıkla 20 kalibre kullanıcılar istediği gibi buraya aksesuarlarını takabilsinler. Sökülme işlemi S12 ile zaten büyük benzerlik arz ediyor. Çünkü çalışma sistemi de aynı zaten. Fakat yine de söküp bakalım ki içerisindeki işçilik S12 ile ne gibi yerlerde değişiklik arz ediyor. Onlara bakalım. Yine aynı şekilde çift pim. Pimler yine kanallı. Tamamen sökmeyin. Tamamen sökmeyin. Bakın şuradan görebiliyorsak şayet. Kanallı bir yapıya sahip. Yine aynı şekilde burada da kanallı bir yapıya sahip. Yani pimleri çıkartmak için komple yerinden çıkartmayın. Çünkü içerisinde bunlara sabit tutan bir yay mevcut. Hafifçe geriye doğru asılarak çıt sesini duyduğunuzda kasa boşa çıkmış oluyor. Yine mekanizmayı hafifçe çektiğiniz zaman herhangi bir sürtünme vesaire olmasını engellemiş olursunuz. Tüfeğimiz iki parçaya ayrılıyor. 20 kalibre olması sebebiyle değil. Alt kasa birazcık da narin hale getirilmiş. Haliyle şarjörün gireceği kısım, fişek yatağı bunlar daraldığı için kasanın kendisi de daralmış. Ve bu alt kasanın şu kısmında da 12'ye göre bir hafiflik sağlanmış. Üst tarafta baktığımızda ilk dikkatimizi çeken S12 modelinde çift alyan kullanılmış. Vida kullanılmış sabitlemek için. Çünkü malum olduğu üzere 12 kalibrenin tepkisi çok daha fazla olacağı için S20'de bu tek alyana düşürülmüş. Ve söküm bu birazcık daha rahatlatmış oluyor tabii haliyle. Vidamızı gevşetiyoruz. Sıkıştırılmış. O yüzden açmamız biraz vakit aldı. Ve alev bezgenimizi çıkarttık. Alev bezgenimizden sonra namlu kundağımızı yerinden çıkartıyoruz. Yine burada özellikle şu kısım dikkat etmeniz gereken bir kısım. Oldu ki sökme esnasında bu çıktı. Şurada bir kemer sistemi var. Kemer sistemi yuvasına oturduktan sonra kızağa koymanız lazım. Eğer ki bu şu şekilde koyup yerine oturtmazsanız askı aparatını sonra da monte edemezsiniz. Buna dikkat edin. Yine mekanizmayı hafifçe aşağı ittirerek şuradaki kanala kolun gelmesini sağlayıp çekerek kolu çıkartıyoruz. Hoppa! Evet, burada dikkatimizi çeken piston sistemi. S20'deki piston sistemi görüntü olarak S12'den birazcık daha farklı dizayn edilmiş. Alttaki pistonun oturduğu yuva aynı. Yine aynı şekilde namluyu sabitleyen kısmı
kutunun içeriğinde çıkmış olan anahtarla söküyoruz. Yine gevşetiyoruz. Vidamızı çıkartıyoruz. Bu arada buradaki vida, somun vidaların daha doğrusu namluyu sabitleyen takozların fazla olmasının esprisi, yiv ne kadar çok olursa atışlar esnasında bu, yani yiv başına bu videoya binen basınç daha da düşeceği için mukavemeti arttırmış oluyoruz. Kurma kolunu bir alayım ben aşağıdan. Kurma kolunu alın siz bir aşağıdan. Evet. Mekanizmayla beraber namluyu hafifçe itekleyerek kasadan çıkartıyoruz. Yine kasanın içerisinde S12'de anlatmış olduğumuz sistemin aynısı mevcut. Kızağın kasanın üst tarafına sürtüp aşınmasına neden olabileceği göz önüne alınarak değiştirilebilen bir parça monte edilmiş. Bu şekilde kaşanın aşınması minimuma indirilebiliyor. Söküm esnasında kolu hafifçe geriye çekerek mekanizmadan kurtarıyoruz. Hareket koluyla beraber yayı çıkartıyoruz. Somunumuzu da çıkartıyoruz. Yine aynı S12'de olduğu gibi bakın mekanizma yerine sabitli. Niye sabitli? Çünkü tırnak mekanizma ile beraber tutuyor. Mekanizmayı çıkartabilmek için tırnağı kurtarmanız lazım. Tırnağı kurtardıktan sonra mekanizma geriye doğru çıkarak kurtulacaktır. Hemen burada. Mekanizmamızı kurtarıyoruz. Yine burada S12'de olduğu gibi yine benim dikkatimi çeken mil boyunca uzanan uzun bir yaydan daha çok milin ucuna doğru, iğnenin ucuna doğru bir yay tercih edilmiş. Pistonlar yine piston delikleri. 4 tane simetrik piston deliği mevcut 20'de de 12 kalibresinde olduğu gibi. Görüntü itibariyle S12 ile mekanizmasının oldukça benzer yönleri var. Hatta yani 12 için 12 ile 20 arasında dikkatimizi çeken pistonu var sadece. Sadece şu kısım bizim dikkatimizi çekti değişik olarak. Bu arada bu fuardan önce bizim elimize geçen modeldi. Yani fuarda da Ahmet Bey'le konuştuğumuzda kendisi tüfekte bazı değişikliklere yine gidilebileceği, bunun haricinde kutu içeriği ile alakalı değişiklikler de olabileceğini söylemişti. Biz fuardan önce aldığımız baz modeli inceleyerek size tanıttığımız için bazı arkadaşlar bundan sonra alım yaptığında, silaha ulaştığında veya tedarik ettiğinde farklılıklar görebilir. Bununla ilgili de eğer değişiklik olursa kendisinin bize bilgi vereceğini ve o değişikliklerle alakalı yine sizle bilgi paylaşacağımızı buradan size bildirelim. Yine aynı şekilde geri monte işlemini yapacak olursak mekanizmamızı yerine oturtalım. Kilitledik. Klik etti. Daha sonra namlu sabitleme somununu yerine koyuyoruz. Yayımızı yerine koyuyoruz. Ve hareket kolunu. Kolu hareket ettirirken zaten hafifçe esneme payı var namlunun içerisinde. O yüzden o esneme payını kullanarak şuradaki merdiveni atlatıp tek olarak mekanizmanın içerisine oturttuğunuz zaman kol yerine oturmuş oluyor. Daha sonra pistonumuzu yerine oturtuyoruz. Bu arada hani bu pistonun üzerinde farklı gramajlarla farklı atış için bir et kalınlığı dizayn edilmiş mi? Burada net anlayamıyoruz. Ama dediğim gibi bununla alakalı olarak da ilerleyen zamanda eğer bir güncelleme olursa bu bilgiyi de mutlaka sizlerle paylaşacağız. Yerine yerleştirdikten sonra şuradaki parçasına dikkat ederek, bu arada hani şunu da söyleyelim. Şuradaki takozu çıkartıyorum ben tekrar. Bu askı kayışını aparatının yönünü takarken iyi ayarlayın. Bakın bir bombe var hafifçe şöyle çektiğiniz zaman. Bu bombe dışa doğru gelmek zorunda. Yukarı doğru gelirse şayet kabzenin içine doğru bombelenir. O zaman bunu monte ettiğiniz zaman şöyle düşünün. Şu aşağı doğru bakması gerekirken yukarı bakarsa ne olacak? Kayışınız olmayacak. Namluyla arasına sıkışacak. O yüzden özellikle bombeli kavisin aşağı doğru bakmasına dikkat edin. Yuvasına oturtuyorsunuz. Yuvaya oturturken özellikle
şuradaki alev gizli namlu giydirmenin sabitlendiği tırtığın yaylı kısmının milinin dışarıda olmasına dikkat edin. Gördüğünüz gibi şu şekilde yaptığınız zaman tekrar gösterelim. Şu ters olarak monte edildiği hali görüyorsunuz. Bu da olması gerektiği gibi monte edildiği hali. Daha sonra mekanizmamızı, kızaklar belli zaten, yolları, kolun geçtiği yerin kızakları belli. Aşağı doğru itekleyerek, namlunun üzerinden hafifçe baskı uygulayarak sabitlenmesini sağlıyorsunuz. Gene burada uyarmakta fayda var. Bu vidanın tamamen sonuna kadar sıkılı olmasına mutlaka dikkat edin. Çünkü buradaki mesafe açık olduğu zaman şu pistonun hareket ettiği kısım namlunun ileriye doğru gitmesiyle bakın gördüğünüz gibi. Bu vida tam sıkılmadığı zaman bakın. Namlu ileriye doğru kayıyor. Şu kayma bile şu kolun çalışma mesafesini değiştiriyor. O yüzden mutlaka elinizle itekleyip sonuna kadar sıkıştırdıktan sonra elinizle sıkıştırabileceğiniz kadar sıkıştırıp mutlaka sonrasında içerisinden çıkan anahtar yardımıyla sonuna kadar mutlaka sıkın ki çalışma esnasında size problem oluşturmasın. Hani sıkıştırılmış gibi görebilirsiniz ama givler çok ince çekilmiş. Yani sıkıştırma son haddeye kadar dayansın. İçerisindeki şeyi komple kaldırsın basıncı diye. O yüzden bu penseyle bile sıkıştırırken bakın sıkıştı ama hala sıkışmaya devam ediyor. Ya bunu yaparken de çok aşırı derecede güç kullanıp da videoda zarar vermeyin ayrıyeten. Evet şu anda sıkıştı. Son haddiye kadar gördüğünüz gibi. Yine son bir kez daha deneyelim. Evet. Namluda bir oynama var mı? Kontrol edelim. Namluda da gördüğünüz gibi herhangi bir oynama mevcut değil. Herhangi bir sıkıntı yok. Daha sonra namlumuzla beraber mekanizmamızı yüzüğün içerisinden geçirecek şekilde yerine oturtuyoruz. Bu arada şuradaki vida S12'de göstermiştik. Dikkatimizi çekmişti. Bu vida kabzenin içerisine girip kabzenin sağa sola oynamasını engelleyecek bir nevi sabitleme vidası olarak dizayn edilmiş. Namlu giydirmemizi de monte ediyoruz. Kolumuzu şuradan dikkat edin üste dek gelecek şekilde hafifçe aşağı doğru çekerek yerine oturtacağız. Şimdi bunu iki tek şekilde yapabilirsiniz. Birincisi namlunun şeyi monte olduktan sonra tornavida yardımıyla hafifçe geriye çekip oturtabilirsiniz. Ama basit yolunu biz atladık. Onu tekrar göstereyim ben size. Şu kabzeyi takmadan önce en basit yöntem bu esasen. Kola rahatlıkla ulaşabildiğiniz için hafifçe aşağı tekleyip taktığınızda daha basit olur. Çünkü mekanizma onun içerisine girdikten sonra zaten kolun size bir engeli kalmıyor. İsterseniz en sonda monte edebiliyorsunuz. Ama o birazcık daha uğraştırır. Monteyi gerçekleştiriyoruz. Özellikle namlu giydirmeyi sonuna kadar sıkmanız lazım. Neden diyecek olursanız kabzeyi şu anda alyan sıkıştırdıktan sonra alyan birinci kenetlenme noktasını oluşturuyor. Alev gizleyen ikinci kenetlenme noktasını oluşturuyor. Alev gizleyeni sonuna kadar sıktıktan sonra alyanla iyice sıkıştırarak kabzeyi yerine oturtmuş oluyorsunuz.
alt gövdeye monte ederken mutlaka tetiğin geride olmasına dikkat edin. Yine önce ön tarafı, sonra arka tarafı. Oturturken de yine mekanizmanızı hafifçe geriye çekerek daha rahat oturmasını sağlıyorsunuz. En son pimlerini yerine oturtarak işleminizi bitiriyorsunuz. S20'nin farklı saçma fişekleriyle atışım deneyelim. 20 kalibrede bildiğiniz gibi çok fazla seçeneğimiz yok. Gramaj olarak da çok bir seçeneğimiz yok. Tek kurşun ve dokuzluyu zaten göreceksiniz atışlarımız esnasında. Bir de saçma fişeklerini kontrol edelim. Birinci olarak Zuber markasını deniyoruz. Hazır mıyız? Evet. Zuber'de sorun yok. İkinci olarak Yaf markasını deniyoruz. Birazcık daha seri attım. Yaf'ta da sıkıntı görünmüyor. Üçüncü olarak da elimizdeki son saçma fişeğimiz Jet. Seri olarak da güzel çalıştı. Sıra geldi S20 ile namlu çıkış hızlarına. Saçma, 3 çeşit tek kurşunumuz, bir de dokuzlumuz var. Hepsiyle bir bakalım ne olacak. Birinci olarak Zuber 26 gram 3 numara saçma fişeğiyle deniyoruz. Hazır mıyız? Evet. Yine aynı. Bir atış daha yapıyorum. 1355. Namlu biraz yakın olunca barut gazının etkisiyle direkt olarak etki ediyor. Sırada elimizde farklı kutuda bulunan bir yaf vardı. Mor kutulu yaf. Bakalım bununla namlu çıkış hızları ne olacak? Hazır mıyız? Evet. 1370 ve 1421 FPS. Hemen sıradaki fişeğimize geçelim. Yaf standart alışkın olduğumuz tilkili kutusu. Bakalım fark var mı? Şimdi normalde sadece kutular farklı gibi görünüyor ama bazen üretimde de ufak tefek farklılıklar oluyor. Özellikle test etme sebebimiz şu. Hazır mıyız? Evet. 1424 ve 1362. Yaf da bu şekilde cereyan ederken Zuber tek kurşun. Süper tek kurşunla devam ediyoruz. Evet. 1483 1456 FPS. Sıra Süper'in dokuzlusunda. Hazır mıyız? Evet. 1308 ve 1343. S20 ile namlu çıkış hızları da bu şekilde. S20'nin grupman atışı. Mesafe 10 metre. Zuber 26 gram 3 numara. Atıcı hatasını azaltmak için destekli atış yapacağız.
Hazır mıyız beyler? Evet. Evet. Değerli toplu gidiyor. Şöyle bir göz atabiliriz isterseniz hedefe. Yine atıcı hatasından kaynaklanan hafif sola sapma var. Her ne kadar azaltmış olsak da. Ama gördüğünüz gibi 10 metredeki grupmanda oldukça değerli toplu halde. Kapa da soluna çarpmış bak. Evet. Dedim ya hafif sola kaçırmışız. Yine hatamız var ama ne yapalım? 9'u yatalım. Yine 10 metre grupmanında bu sefer buckshot 9'lu. Yine Züber'in. Elimizde şu anda bunlar var. Hazır mıyız? Evet. Bakalım. Bu sefer tapa hedef kağıdında. Diyor. Aha. Şimcik sıkıntı nerede? Ben bu tarafta bırakmışım kamerayı. Aferin. Olsun. Yapacak bir şey yok. Bu tarafa bakalım. Efendim tapa burası. 2, 4, 6, 8 ve 9. 9 da hedefte. Zaten 10 metrede şu şekilde bir dağılım var. Namlu 47 santim yasal sınırlar içerisinde. Tek kurşun atışlarını daha çok kullanıyoruz. Ama her zaman sizler sorduğunuz için saçma ve dokuzlu dağılımlarını da gösteriyoruz. 25 metreyi deneyelim. Sıra geldi 25 metre atışına. Yine Züber 3 numara 26 gram saçmayla birinci atışımız. İyi yaşa. Hayır. Dört beraber. Yaşa. Hazır mıyız efendim? Evet. Bayağı isabet var. Evet. Sanki nişanı biraz düzelttik gibi. Şimdi gitmeden diğerini de atalım, ondan sonra gidelim. Tamam. Bence. Mantıklı. Bu sefer kamerayı diğer tarafa çevirelim. Öyle mi diyorsun sen? Şimdi Züber 9'lu. Tam yerleştiremedim onu da. Hazır mıyız? Evet. Ve bu da 9'lusu. 2, 4, 6. Oo, 6 tane ha. 25 metrede fena değil. Buyurun bakalım o zaman. Kapatıyorsun bunu. Evet. 50 atar mı? Atabiliriz. Çünkü 50'de de isabet görünecek gibi. Hı-hı. 25 metreden saçma ateşi hiç fena değil. Ne dersin? Gayet iyi. Güzel. Çünkü şok yok. Düz boru namlu, sılak namlu diyebiliriz. 25 metrede 9'lu ateşine bakarsak da 1, 2, 3, 4, 5, 6 hatta 7. Evet. 7.'si de vurmuş. 25 metrede 9'lu atışı da böyle. 50'yi de deneyelim. Ve dağılım testlerinde 50 metreye geçiyoruz. Bir adet boş fişekleri toplamaya devam ediyor. Birinci atışımız yine 26 gram 3 numara ile saçma fişeği. Destekli atmaya çalışıyoruz. Hazır mıyız biraderim? İsabet var. Evet. Hedefe gitmeden geçiyorum. Hı-hı. Hedefe gitmeden hemen 9'da atışımıza geçiyoruz. Bakalım 9'da ne olacak?
Dokuzluğu için hazırlıyoruz. Evet. Üç köşe yaptın. Hadi canım. Biraz geniş bir üç köşe oldu ama üç köşe oldu. İstersen şurayı geriye doğru al. Metreden de saçma isabeti iri bir saçma olduğu için sağlanılmış durumda. Hedefimiz gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 adet saçma isabet etmiş durumda. 9'luya baktığımız zaman biraz geniş de olsa bir 3 köşe olmuş. Üçgen şeklinde 3 tane vuruşumuz mevcut. Dağılım testleri de bu şekilde. S20 ile Gonk hedefe 5 atış. Hazır mıyız? Atış güzel atış. İyi mi böyle? Öyle iyi. Mıntıka temizliği devam ediyor gördüğünüz gibi. Ağır çekimde 1-2 atış yapalım. Hazır mıyız? Bir dakika. Hazırız efendim. At. Emniyet açık. Bir dakika. Ha, kaydediyor. Kaydediyor. Evet. Komutla. At. Dediğim yere atıyormuş değil mi? Kısa videomuzda kola şişelerini attık ama yine atacağız. Hazır mıyız? Bir dakika. Evet. At. Bu güzel oldu. Sonuncu kolamıza geçeceğiz. Emniyet. Birkaç tane trap atışı yapar mıyız? Yaparım. Yani plak atışı. Trap demeyeyim de. Hazır mısın? Gibi gibi. At. Evet, bu oldu. Küçük ağır çekimimiz de bu kadar. Yine S20 ile de plak atışı olmadan olmaz. Evet, hazır. Evet. Hazır. Evet. Hazır. Evet. Hazır. Evet. Hazır. Evet. Güzel. Gayet iyi. Geldik bir diğer test videomuzun daha sonuna.
Balıklı Silah Sanayi'ne bu yenilikçi ve yeni ürünü bizlere test etme şansı sunduğu için teşekkürlerimizi sunarız. S20 pistonun namlu üzerinde olan sistemlerin 20 kalibresinin ilk örneği. Dolayısıyla bu bakımdan bence önem arz ediyor. Geri tepmesi zaten 20 kalibrede azdı. Namlu üzerindeki piston sayesinde 20 kalibredeki tepmenin azlığına biraz daha azlık eklenmiş durumda. Atışları oldukça başarılı. Takılmadan elimizde bulunan mühimmatın hepsini rahatlıkla atabiliyor. Kullanışlı bir silah diyelim. S20 biraderim dediği gibi türünün ilk örneği olarak karşımıza çıktı. Şüphelerimiz yok muydu? Var mı? Yani acaba çalışır mı? Hani... Acaba çalışır mı? Yani bu elimize geçen her silah için aynı şey geçerli. Bir tek bu silahla alakalı bir özellik değil ama 20 kalibreye geçildiği zaman haliyle çalışma sisteminin 20'ye nasıl uyarlanacağı konusu biraz aklımızda soru işaretiydi işin açıkçası. Fabrikada atışlarını görmüştük zaten canlı olarak ama gene de elimize geçip biz sahrada birazcık daha sahada denendiğinde ne gibi bir tepkiyle karşılaşacak bilmiyorduk ama elimizden geldiğince silahı zorladık. Oldukça da başarılı bir ürün olduğu çıktı. Gerçekten güzel çalışıyor. Evet, 20 kalibre için oldukça iddialı bir tercih görüntü itibariyle. 12 kalibreye göre ağırlığı bir miktar daha azalmış durumda. Geri tepmesi dediğimiz gibi 20'nin azdı, 20'ye göre de bir miktar daha azalmış durumda. Keyifle kullanılabilecek 20 kalibre bir silah diye düşünüyoruz. Kutu içeriğini biz size tanıttık. Yalnız fuarda Ahmet Bey ile görüştüğümüzde kutu içeriğinde olsun gerekse işte görsellik olarak da silahta bazı güncellemelere belki gidilebileceğini söyledi. Şu haliyle de zaten oldukça tatmin edici bir yapıya ve kutu içeriğine sahip. Kesinlikle. Ama olur da ilerleyen vakitlerde silahı aldığınızda bayilerden kutu içeriğinde bir farklılık olursa zannetmeyin ki yeni bir silah ortaya çıktı. Silah. Bu silah üretim. Aynı üretim. İster istemez ne oluyor mesela? Saha testlerinde olsun, kullanıcılardan gelen dönüşümlerde silahlar belli bir şeylere, güncellemelere kavuşuyor. Elbette. Ama şu an itibariyle bizim hoşumuza giden 20 kalibre oldu. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. YouTube kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Facebook'tan da Şen Kardeşler sayfasından yeni gelişmeleri, güncellemeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Yeni testlerde, yeni denemelerde, aklımıza takılan yeni sorularda sizlerle görüşmek üzere tekrar. Sanmayın. Silahı yine zorlamaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince kamera önünde, kamera arkasında silahı zorlayacağız. Siz de videodan sonra veya videoyu izlemeden almış olan arkadaşlardan da silahla ilgili deneyimleri olanlar olursa bizlerle paylaşmalarını istirham ediyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hazır mıyız? Evet. Hop güm.